Belki bazen böyle çok düşündüklerinde hiç yapılmamış bazı şeyleri yapıyorlar. Ama bence bunda o kadar yargılanacak bir şey yok yani. Senin takip etmediğin yurt dışında bir kanalın Yasamaha. içeriğini alıp Türkiye'ye getirip güzelleştirip insanlara sunmanın yanlış bir yanı yok. Pek ağır bir... Güzelleştirmiyorsunuz ki, daha kötüsünü Türkiye'de yapıyorsunuz. Sadece tek farkınız Türkçe yapıp İngilizce bilmeyen, dünya ile bağlantısı olmayan, Türk YouTube'una mahkum olmuş çocuklara izlettirmek ve bunlardan yuvalmak derdim ama biraz Bir şey sert söylemedim. olurdu. Sadece beni yanlış anladıkları kısma takıldım. Ama gene de bunda kendi aramızda... Onurkan'la okuduk bile oğlum, ne gözükme koyayım. Okudum bile lan. Rigrel 11 aymış bu arada. Rassamahe o şivan dansı. Çözdük. Şimdi Orkun'un videosunu izleyeceğiz. Güzel kardeşlerim, kaç yıldır YouTube yapıyorsunuz? Kaç yıldır ya? Kaç? 2 mi? 3 mü? 5 mi? Ben kaç yıldır yapıyorum? Ben 10 yıldır yapıyorum lan. Ya siktir git Orkun, 20 yaşında adamsın, çocuksun sen. 10 yıldır YouTube yapıyor olsan 10 yaşından beri mi yapıyorsun? Orkun 10 Yımışık. yıldır mı YouTube yapıyorsun? Ben 10 yıldır yapmıyorum lan. Ne 10 yılı abi? 6 yıl önce başlamış. Nasıl 10 yıldır YouTube yapıyorsun? Senin de matematik hocanı. Oh. Arabalar. Şimdi bak. Oh, yeah. Ben şöyle bir şey fark ettim. Reis, şu yayınları bir saat daha erken alır mısın? Abi aslında yayınım biraz daha erken ama bundan önce şey Nvidia yayınım vardı. Albayım o gemi kalktı mı albayım. Ay albayın zımmıkı be, yeter be. Oh yeah. Astir bakarız ona da. Ne yapayım abi, ikramiye aldım, tiski içiyorum şerefine. Oo Smokstein. Valla iyi para ha, eyvallah. Eyvallah baba, benim için de bir yudum yapıştır. Abi neden bütün diss videolarında haber abi? Araba var. Galiba Meryem'le Orkun'un sözlerini aynı kişi yazmış. Çünkü Orkun'la Meryem aynı menajerlik ajansında çalışıyorlar. Aynı şirkette çalışıyorlar daha doğrusu. Muhtemelen ikisinin eline de bir kağıt verdiler. Alın buradan buradan diss atın diye. Benden kaçmaz Orkun. Şimdi ben diss şarkısı yaptığımda bana salladıkları şey şuydu. Beyaz perde önünde çekmişsin. Nerede prodüksiyon? Nerede emek? Biz arabayla şekil şuklu şeyler yaptık. Şekil şuklu klipler çektik dediler ilk yaptığım şarkıda. Ben de bu yüzden şarkıma siz bana perde önünde çekiyorsunuz diye laf attınız. Videonuzda bir tane araba aldınız. Ben videoma 8 tane araba aldım. Adam olun akıllı durun anlamında o kadar çok arabayı videoma koydum. Normalde ben de koymam. Saçma bir şey o kadar çok araba olması zaten. 6 farklı mekanda klibi çektim. Hayvan gibi mekan var yani. Ne? 6 mı? Hayvan gibi. Ulan bizim tek kameramanla çekilmiş, editlenmiş, kıçı kırıktan hallice yalnızım. Şehrin ortasında videomuzda bile en az 4 lokasyon vardı ya. Yani birinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı ve teras. Aman koyayım. Gene de biraz Orkun'dan uzaklaşıyoruz burada ama benim burada gösterdiğim emeğe saygısızlık edip açıyor Twitch'ten canlı yayını. Videomu açıyor. Diyor ki neden bu kadar çok araba var? Araba olması saçma. Aynı kişi, bak aynı kişi ilk başta Rayon'un şarkısını izliyor. Diyor ki yapmışlar abi, klibe bak, şeye bak, arabalar of. Aa benden bahsediyor. Enes abim benden bahsediyor. Çok fena falan diyor Rayon'un şarkısını izleyip. Benim şarkımı izliyor. Söylediği şey neden bu kadar araba var? Neden bu kadar farklı mekan var? Çok fazla mekan kullanıyor, çok fazla araba alınca... Ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki araba sayısı artınca ne oluyor dedim. Silik yarıştırma, silik boyu ölçüştürme oluyor artık bir noktadan sonra dedim. Fanlarınızın karşısına çıkıp he hey sizden çok para kazandım arabalara bak demek hoş bir şey değil dedim. Adamlar orada bir ambiyans yapmışlar, hoşuma gitti. Sen de bir araba kullansaydın Enes. Ama 100 tane araba çıkarınca hadi siz onu yaptınız, al bizde daha büyüğü var. O da gelip ulan bizde daha büyüğü var, yani nereye varacak bu iş? Biriniz iflas edene kadar araba mı çıkaracaksınız lan videolara? Bana diyor, bunu bana diyor, bunu bana diyor. Bunu bana diyor, benim arabam bile yok. Bunu bana diyor, oğlum salak mısınız? Bunu bana diyor çünkü Rain Man'in videosuna abi gerizekalısın chat, bunu Ferit'e demiyor. Ferit'e dediği nokta bundan sonra. Ay Allah'ım chat. Chat abi siz Cane'in chat'isiniz, angutlaşmayın. Bunu bana diyor çünkü ben diyorum. Araba çıkarmış ne güzel diye. Ondan sonra Enes'in videosunda da dediği gibi ya niye bu kadar çok araba var diyorum. Hala Ferit'e diyor, AMK diyor. Abi kendimi sikeceğim. Benden iyi mi bileceksin ne dediğimi? Amına kodum sala. Rulet ediyor. Klip mi yaptınız sanıyorsunuz? Bu eleştirmenlik değildir.
taraf tutmaktır. Bana diyor taraf tutuyor şimdi. Askerisi bir bok değildir. Bir dungeon. Allah'ım yarabbim hala Ferit ediyor diyorlar. Kendimi sikeceğim. Ferit izlemedi bile videoyu. Gerizekalı piçler. Sal plebleri. Plebler daha zeki bugün. Sal plebleri. Amına kodumun salak sabları ya. Bugün salaksınız ya. Aptalsınız oğlum. Chat'te Ferit ediyor. Abi Ferit video hakkında yorum bile yapmadı. Sandalyesini izletti ya. Salak mısınız oğlum? Siz ne kadar salak olabilirsiniz? Limitler olması lazım. Allah'ım ya Rabbim. Chat. Please. Lütfen. Zenci lütfen. Zenci lütfen. Neyse. Takmıyorum zaten. Artık hak edeni hak edeni mi? Buradan sonrası Ferit'e dönüyor. Ha bir tanesi de yani yaptığı çok büyük saygısızlık. Bak bir tanesi diyor. Şimdi başka birinden bahsediyor. Yani Ferit'ten bahsediyor. Çok büyük saygısızlık. Twitch'te canlı yayında benim videomu açıyor. Diyor ki ben bu videoyu izlemem. Diyor kalkıyor gidiyor. Sandalyesine izletiyor. Bu Ferit. Şunu söyleyebilirim sadece. Böyle bir laf atmak adamlık değildir. Sadece bunu söylüyorum. Adamlık değildir. Kaç tane insan emek veriyor, kaç tane ne kadar para harcanıyor, o kadar verilen emeği ben bunu izlemem, bu neyle şey deyip sandalyesini izletmek kadar kötü şeyler söylemek istiyorum ama daha fazla söylemek istemiyorum. Yine saygım bozmak istemiyorum. Canlı yayında ben izlemedim, ben çok havalıyım. Sandalyem izledi. YouTube'a eklesinler. Fazla izlenme alsın. Kitle gelsin buradan bana. Bu yapılan şey adamlık değildir. Ve buna da hiçbir cevap verilemez. İsteyen istediğini izler ama böyle bir saygısızlık yapılamaz. Neyse, Orkun'un... Vuracak öyle diyor diyorlar. Allah'ım chat, klavyeyi götüme sokacağım ya. Dildo yok mu? Afet koş, içeride siyah dildoyu getir. Onu değil oğlum, 35 santim olanı. Getir oturacağım. Oğlum 25'liği niye çıkarıyorsun? 35. Yarıçapı 12 olan. Hah. Şey mi o? Pili mi bitmiş? Tamam sonra yaparım yayından sonra. Oğlum salak mısınız lan siz? Bende var bunu kullan abi. Hacı öyle değil. Bunu Ferit'e söylüyor. Sandalyesi ne izletti kalktı gitti. Ama ancak şu noktada haklı olabilirdi. Tepki yapıp Ferit bunu kaydedip YouTube'a yüklese Ferit o zaman evet bundan ağır bir çıkarı var falan diyebilirdi. Ama ben hatırlıyorum o gün gecenin bir yarısı Ferit'i 2000 kişi falan izliyordu. Gayet kendi yayınında ben bunu izlemem lan dedi. Kalktı içeri gidecekti zaten. Kalktı içeri gitti geldi yani. Hani o tepkisini öyle vermiş olabilir. Küfür müfür etti mi bilmiyorum ama sen küfür etmişsin. Hiç yakışmamış kendinden büyük birine. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Benim taraf tutma meseleme gelince bana da taraf tutuyor demiş. Ben de yine kendi yanımda eleştirme yapıyorum. Hiçbir şekilde uploadlamıyorum. Hatta uploadlanmasını yasakladım. Gerizekalı. Uploadlanmasını yasakladım. Anladın mı? Uploadlayan insanlara da telif atıyorum. Benim tepkimi YouTube'da göremezsin. Çünkü YouTube bizim alanımız değil bu konularda. Ve ben bu işin içine de çok girmek, oradan rant kasmak işte yani... Ferit ediyor, Ferit ediyor, Ferit ediyor, Ferit ediyor, Ferit ediyor, Ferit ediyor. Yani oradan izleyici çekme falan filan gibi bir derdim yok. O yüzden o işe de hiç bulaşmak istemiyorum. O topa girmek istemiyorum. Yani hatta ilk tepki videosu benim yayından alınan kesitimin uploadlanmasının YouTube'a trende girmesiyle birlikte dislere tepki videoları zaten çıktı. İlk benimki uploadlandı. Onu da uploadlayan ben değilim zaten amına koyayım yani. O tip bir uğraşım yok. Zaten gelecek kitlenin kalitesi de gelecek kitleye göre senin götünü sikeyim ya o taran. Ay vay ay ay bunu ne ya? Sus. Yani ne diyordum? Sikeceğim ya. Oğlum dildo nerede kaldı? Pilini değiştir getir Afet. Yani bazı bir şey demeyeceğim açıkçası. Hala devam ediyor amına koyayım. Ama yani Ferit'e boş muhabbet yapmış.
Adam küfretmemiş, bir şey etmemiş yani beğenmemiş olabilir. Yani şuna da karşıyım ben mesela. Emek var izlenmeli, emek var bilmem ne. Ben hayatım boyunca hiçbir işi emek var diye ne beğendim ne destekledim ne de oturdum izledim yani. Bana ne amına koyayım emek varsa. Hakikaten bana ne yani. Ben emeğe bakmam abi. Benim hoşuma gidiyor mu ortaya çıkan şey? Benim hoşuma gidiyor mu ortaya çıkan şey? Benim zevkime uygun mu? Ona bakarım var yani. Ona bakarım yani. Şimdi birisi gidip çok kötü bir yemek yapsa, ay emek var diye yemek zorunda mıyım? Yemem abi. Kötüyse yemem yani. Rauf siker bunu. Emek var muhabbetine olduğum olası nefret ederim. Emeğini harca ama onun tüketicisi yani onun beğenini beğensin. Niye herkes beğenmek zorundaymış ya da saygı duymak zorundaymış gibi bir şey var anlamıyorum yani. O zaman kimse filmleri eleştirmesin amına koyayım. En ucuz Hollywood filmi 10 milyon dolardan başlıyor tek odada çekilen filmler bile. Hepsini 10 yıldız mı atalım IMDb'de? Anlatabildim mi? Ne bileyim bunun bir... Ben hiç emeğe saygım yoktur. Kimse kusura bakmasın. Yok yani. Hakikaten yok emeğe saygım. Ha, emeğe saygı şey konularında geçerli mesela. Paralı bir şey sunuyorsundur. Bir filmdir, bilmem nedir, dizidir, oyundur. Orada emeğe saygım var. Yani satın almak zorundasın. Çünkü zaten oynuyorsan veya izliyorsan beğeniyorsun ya da merakın var, meraklısındır demektir. Emeğe saygım yok öyle anlamayın ama içerik üretimi konusunda, müzik konusunda, sanat konusunda emeğe saygım yok abi. Yani benim zevkime uygun değilse, benim o yöndeki ihtiyacımı karşılamıyorsa umurumda değil yani. Pornodur. Evet, pornoda da emeğe saygım var. Onca saat sevişiyor insanlar. Anlatabildim mi? Bunlar önemli yani. Emek severleri karşına aldın. Abi farklı şeyler. Yani emeğe saygım yok derken korsan olley değil yani. O kafada emeğe saygım yok değil. Ama şey konusunda emeğe saygım yok abi. Yani birisi yemek yapar, resim çizer, bir içerik üretir, bir video yapar, bir şarkı yapar. Bana ne abi emeğinden? Hoşuma gitmezse gitmez yani. Hoşuma gitmezse gitmez. Birisi kalkıp yayınlarını beğenmez.